Oyunbros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgahan. Her gün bir rol serisinin yeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz. Evet, isterseniz kasat.in'den bakalım. Bugün orman günü ve bugün ne oynayacağım? Amu mu oynayacağım? Aslında Akali'yi ormanda oynasam mı diye düşündüm de. Ondan sonrasında üst koridorda bildiğin şampiyon yok neredeyse sonraki 10-15 şampiyonda falan. Akali'yi üst koridorda oynama kararı aldım. Bu arada şu anda bulunduğumuz oyunun şeysi çıkmadı. Neden bilmiyorum. Kasat.in'den Runemi kabiliyetimi göstereceğim sizlere. Evet, neden çıkmıyor? Çıkmıyor. Bulunduğumuz oyun neden bilmiyorum. Çıkmıyor şu anda. Bir daha deneyelim. Evet. Çıkmıyor. Neyse, ben oyun içinde göstereceğim size kabiliyetleri. Aldığım kabiliyetler 0, 18, 12 şeklinde aldım. En sağda hatta şeyi de gösterebilirim. Eğer kasat.in'de falan çıkmazsa videonun sonunu bekleyin. Videonun sonunda direkt olarak oyun bittikten sonra profilime girip gösteririm kabiliyetlerimi. 0, 18, 18 olarak ortada bu Şimşek Efendisi'nin hükmü müydü? Thunderlord's Decree de İngilizcesi yanlış hatırlamıyorsam. O Şimşek Efendisi'nin hükmünü, yani her 3. vuruşumuzda bir şampiyona şimşek çaktırarak ekstra hasar vermeyi aldım. Baskınlarda adama bol bol hasar vermek istiyorum. Birazcık yetenek gücüne dayalı oynayacağım ama tamamen değil. Bir miktar yetenek gücüm olacak. Şuradan ormanda gerekecek olan eşyalar gayet güzel. Önerilen eşyalar çok güzel ve doğru bir şekilde sıralanmış. Maviden başlayacağız. Şöyle yardıralım. Şimdi burada göreceksiniz zaten. Ha, Yıldırım Efendisi'nin hükmü. Olay bu abi. Şöyle sıralamaları da yapalım. Aman. 12'de en Sihirdar sağdaki Kamisine hoş geldin. bölümde 12 verdim. O verdiğim 12'de de şunlar bulunuyor abi. 12. olarak 4. ayakta sihirdar süresinin, sihirdar Benimle oynasana. büyülerinin bekleme süresini azaltmaya verdim. Bu çok önemli. Bunun Benim sebebi böyle de hareket Amumu'da etmesine 30 en saniye. bilindik hareketlerden birisi sıçra ultidir, bilirsiniz. Oyun değiştiren Aa. bir harekettir, hani game changing harekettir. Direkt olarak bir oyunun gidişatını değiştirebilirsiniz güzel bir sıçra ultiyle. Ondan dolayı bol bol sıçra atmak istediğimden, bir de benim attığım sıçraları biliyorsunuz. Nereye Arada gidiyor? failleyeceğim falan filan, cart curt. İşte bu da oyun vuruz 5. Bu gerçek oyun. Aynen. Ben Milyonlar fakeyim. harekete geçti. İşte Birkaç arkadaş buldum. öyle bir durum. Öyle bir durum. Amumiye kardeşimizin pasifini söyleyeyim size. Lanetli dokunuş. Normal saldırılar hedefin büyü direncini kırıyor. Böyle bir özelliği var. Bu da ekstra hasar vermemize yardımcı tabii. İlk Nereye olarak gidiyordu? W vereceğim. W vereceğim. Canan'ın kalkanı ile birlikte çok tatlı olacaktır. Aynen. Çarpımızı da attık. W zaten can oranlı hasar veriyor etraftaki hedeflere. Bu ağlıyoruz yani. Ağlamakta özgürüz resmen. Oo, bir kalkan daha mı geliyor? Aman tanrım dediğim. Eyvallah. Eyvallah. Bir kalkan daha geldi. Şuradan karşıdaki tıraşı mı şöyle blokluyoruz? Aynen, tıraşı blokluyoruz. Benimle oynasana. W yeteneğimiz ağlıyoruz. Etraftaki yaratıklara, herkese, rakiplere. Yetenek gücümüz artı vurduğumuz kişilerin canının oranına göre ekstra hasar çıkartıyor. E yeteneği çok güzel orman döndüren bir yetenek. E'yi atıyorsun abi, etrafındaki yine tamamen Amon'un Q hariç bütün yetenekleri alan hasarı. E'sinde de böyle Tamam. pıçii yapıyor, etrafına güzel bir hasar veriyor ve bu E'nin bekleme süresi yediğimiz her bir düz vuruşta 1 saniye kadar azalıyor. Dur bakayım tam sayısı olarak. Amon'un fiziksel saldırılardan aldığı hasar. Ha, bir pasif olarak da böyle bir olay var. Fiziksel saldırıdan az hasar alıyoruz. Her darbe aldığımızda Nereye yarım gidiyordu? saniye azalıyormuş. Yanlış söyledim onu. Sorry. İlk E fulliyorum bu arada ben Amumu'da. Gayet güzel, gayet tatlı oluyor. Şimdi aslında tavuğa çarp atmasam kırmızıya çarp atıp daha rahat olabilirdim ama tavuğa çarp attığım için şimdi golemleri deneyeceğim. Alamazsam yapacak bir şey yok, bir geri döneriz. Alırım herhalde. Şöyle şey yapalım.
Aynen aldık. Gayet güzel. Vay buralarda olabilir. Birazcık tırsıyorum. Değil gibi. Bir şansımız deneyelim abi. Çarpı attım da muhtemelen burada öleceğim. Artık öleyim bir zahmet. Yani öleceğim dediğim, ölecek gibi olursam geri dönerim. Yo, gayet güzel. 4 olduk. Bir tane de Q verdim. Bloop yaptık. Rünlerimde bu arada yetenek gücü, can, bekleme süresi azalma, zırh, büyü, direnci. Büyü direnci olmayabilir. Rünlerimi, kabiliyetlerimi oyun sonrasında göstereceğim. Öyle yapalım. Oyun sonrasında göstereyim. Şimdi mavi çarp güzel oluyor ama yeni bir çarpımız var. O da yeşil çarp. İki tane totem veriyor bize. Amu biraz da hem destek destekçi orman diye kategorize edebiliriz Amu'yu. Nunu da aynı şekilde. Nunu özellikle daha çok uyuyor bu kategoriye. Bu tarz şampiyonlara totem çarpını almak gayet güzel, gayet mantıklı bir seçim olacaktır. Bu arada aşağıda iki tane skor verdik. 2v2'de başarısız olmuşuz. Bir tane potumu bastım. Ama bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi de mana yetmezliği ya. Manası biraz sıkıntılı. E fulliyoruz dediğim gibi. Şuraya bir tane totem. Ondan sonrasında şuraya da bir totem. Veigar'a gideceğim bu arada, aynen. Gayet gidilebilir bir durum. Şuraya totem atalım. Buradan atlayabiliyoruz. Arkadaş buraya dayanırsa. Evet. Şaka yaptım. Fail oldu biraz da. Neyse, siz çaktırmayın. Biz burada güzel bir şekilde tavuğumuzu da keselim. Sonrasında insan gibi normal ormancıların rotasından şöyle gidelim. Aslında şu anda buradan girebilirim. Gireriz ki buraya. Pıtiu, Seo, naber? Öldü. Bu mudur? Budur. Gayet güzel. Gayet temiz. Temiz, hızlı ve kolay. Şuradan tavuklara gideceğiz. Güzel. Adamın tavukları da yok zaten. Adam 4 kaldı bu arada. Ben şimdi bunda 6 olur mu bilmiyorum da 6 olmak üzereyim. Seviye olarak bayağı öndeyiz. 6 olduk. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya bir pembe totem atacağım. Vay hep bu civardan geliyor. Dur. Totemlerini kıralım ilk önce. Nerede o totem? Sanırım şurada. Da bunu kıramam. Ha, bitmek üzere, tamam. Şuraya bir pembe atacağım. Vay muhtemelen bu yolu kullanır baskınlarında. Yukarı geliyoruz. Da gördüler sanki ya. Aynen. Görmedi de totemledi. Yemlerse buradan çok güzel şeyler yapabilirim. Seha ne haber? Gayet güzel. Yalnız senin ulti bayağı iyiydi her gün ya. Şuradan yaklaş. Aslında işe yaradı. Aslında işe yaradı. Spa. Aa! Olaya bak. Olaya bak. Tam Spider-Man diyecektim. Oha, öyle kalıyormuş lan. Daplı olduk ha. Şuradan şöyle maviye gireceğim. Çok düşük candayım. Çarpımı kullanacağım. Hızlı kesmem lazım. Korkuyorum. Gerçi Vay aşağıda. Tamam, gözüküyor ya. Abi Vay şu an seviye 5 ve ben 7 olacağım ya. Umarım ölmez. Öldü. Ejder alamazlar gibi duruyor. Vay 6 oldu bu arada. Birkaç arkadaş bulalım. Aşağı ineceğim ve duracağım sadece şöyle. Kulede bir girerse giremez herhalde, sanmıyorum. Ha, şimdi girerler, ulti atacak bana. Tamam. Ulti yedim galiba, yedim. Al bakalım.
Vallahi yapabileceğimin en fazlasını yaptım burada. Kesersen çok tatlı. Minyon blok bayağı iyiydi orada. Hadi lan bir teker. Çok güzel ya. Şuradan Vay'a git. De Vay kaçar sanki. Oraya buraya zıplayabilir. Ejderhanlı abi 4 kişi hazır. Onun bahanesini toplanmışken. Aynen aynen. Ejderhalı ejder. Gayet temiz. Yetenek gücü alacağım orman eşyasını. Bu hangisi? İlave can. Bekleme süresini azalma yetenek. Saldırı gücü. Hah. Tamam. Orada ölmezsiniz değil mi lan? Güzel gayet. Ben gelmiyorum oraya. Zaten Vay üst ormana çıkmıştı. Görüldü. Yukarıda kuleyi alacak mı adam? Zorluyor mu? Sanki zorluyor. Ben aynen yukarıya gidiyorum direkt olarak. Sonrasında kuleye ormana girerim. Derken adam saldı. Ne yapıyor anlamadım ya. Birkaç arkadaş. MP kaçmış sanki. Harita ailesi var gibi oynuyor adam ya. Şuraya da bir totem salalım. Spiderman, Spiderman. Bu arada Veigar'ın duvarında kaldığını bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. İlk defa öyle bir durum yaşadım. Oo, burası totemli. Direkt bozuldu. Aynen. Vay atmış sanırım bunu aynen. Yoldan geçerken toteminde çakmış. Vayne kastı sanırım bir tek 5-1. O bir miktar sıkıntı yaşatabilir bize. Dur bakalım. Aa, Vay burada. Oo, hoş olmadı ya. Burada 3v3 atarsak alırız. Tamam. Devam abi, devam devam. Wow! Tuttum bunu. Tamam, bu da öldü. Maviyi de gömelim isterseniz. Çarp var bende, Veigar'a çaldırmam. Ana sana verseydim lan. Oha. Oğlum ne bileyim çarp var diye çarp atmam gerekiyor gibi hissettim bir an ya. Sorry. Harbiden sana vermem baya mantıklı olurmuş orada. Şimdi. Singed, Vay, Veigar, Thresh, Vayne. Vayne kardeşimize karşı pek bir fayda sağlamayacak olsa da Mercury alacağım ayakkabımı. Çünkü çok fazla, aşırı fazla kitle kontrol var. Bir de o Singed'in ileride Riley alabileceği ihtimalini düşünürsek çok işimize yarayacaktır Mercury. Asterio. Benimle oynasana. Şurada bir Vay var. Yukarı geleyim mi ya? Tamam. Yine bir totem gördüm ben. Bir saniye. Nerede bu? Burada. Pembiş atmışlar. Şimdi Veigar kardeşimize dikkat etmek lazım. Ona ben gireceğim ya galiba. Yok. Flash atacağım buradan muhtemelen. Girer miyiz? Veigar var arkada. Aa, tutamadım. Onu tutsam ne kadar güzel olacaktı var ya. Şu pembeyi kıralım. Takımından biri katledildi. Ultim var. Aşağıda Vayne 7-2 oldu ya. En çok Vayne korkutuyor beni şu an. Birkaç arkadaş bulalım. Geri dön. Şu totem bu arada aşırı gereksizdi, böyle totemler atmayın. Yeteneklerinden bahsediyorduk. Q'su bandaj direkt olarak. Yetenek gücümüzden çok güzel hasar alıyor bu arada. Yetenek gücü kastığınızda çılgınlar gibi hasar artıyor. Bandajın.
Şunu da mavi mi alsam? Aynen mavi alalım ya, Tamam. uzak görüş küresini. Güzel oluyor. E yeteneğimizi anlatmıştım. Ultisi de buş diye o alan içerisine bir hasar veriyor ve o alandaki bütün rakipleri, bütün düşmanları 2 saniye mi? Aynen 2 saniye tutuyor. Aslında sersemletme gibi ama sersemletmiyor. Değişik yani, onu tam olarak Birkaç arkadaş saldırmalarını bulalım. ve hareket etmelerini engelliyor. Buna biri gelsin, keseriz buna. Rüzgarı hisset. Güzel. Ya vallahi ultiyi bekleme süresi çok yüksek, tamam da. Harcayacaksın abi. Harcayacaksın. Bak aşağıda Graves kasamamıştı. Geride şu anda hala bir miktar geride ama gayet o skor yardımcı olacak ona. Şöyle orman dönmeye devam. Bir tane daha çarpım var, ondan dolayı bol kesen attım çarpı. Şu pembelerini kırmak lazım aslında. Onları bir kırayım ben. Önce şunu keselim. Oha. Bunu kimse vurmamış lan, yazık şimdiye kadar. 800 canı vardı. Bir tane totemi tutacağım. Ejder çıktığında bir noktada görüş gerekirse diye. Vayne bu arada bayağı kasmış. 3 kişi gitsek onu alır mıyız? Çok güzel. Çok güzel, çok temiz. Kuleyi alalım, sonrasında da ejder. Bu ne la? Veigar da geliyor şu anda, ondan dolayı pek girmek istemiyorum. Çok güzel, çok güzel bir combo. Veigar kardeşimiz geldi. Ona girerim ben. Spider-Man, Spider-Man. Ulti atarsa ölürüm. Ölmedim. Gayet güzel. Katliamımızı da gömdük mü? Gömdük. Temiz. Çok temiz gömdük. Ejder alalım ya. Ejder alalım. Kırmızıları var aslında. Çok. Şunu bir hızlıca alayım da. Çok cezbedici duruyor ya. Özellikle Vayne'in kırmızı almayacak olmasını bilmek. Çarpı yok, çarpı attım. Can doldursun diye. O sıkıntı aynen çıkartmadı, gayet güzel. Budur ya, budur, tertemiz. Tertemiz. Vallahi şu totemi de şuraya bırakacağım. Takıma işe yarar. Geri dönelim, Riley alacağım. Şimdiki eşya Riley. Leş gibi rahatsız edicilik yapıyor bu Riley aldığımızda. Ciddi manada iğrenç. İğrenç bir hale bürünüyorsunuz Riley olunca. Çünkü neden? W adamın yanında yürürken yavaşlatıyorsun adamı. Hiçbir şekilde kaçma imkanı olmuyor yani. Flash falan atması gerekiyor sadece. Benimle oynasana. Bir şeyler yapması gerekiyor. Yürüyerek kaçma imkanı sıfıra düşüyor. Bu arada 2-1-10. Güzel. Avcı iksiri biraz geç kaldı ama geç olsun güç olmasın diyelim. Aldık avcı iksirimizi. Yukarı geliyorum dayı. Bence o adamı keseriz. Ben çok fazla vuruyorum şu an. 122 AP var. Birkaç arkadaş bulalım. Mavilerine bir. Ha. Vay kardeşimiz burada. Tavuğu alıyormuş, bırakmış. Biz tamamlayalım onun bıraktığını. Buraya mı geliyor adam? Ha aynen. Ben buraya girerim var ya. Ulti atayım mı? Oo! İşte o be! Çok güzeldi. Çok güzeldi ya. Çok keyifliydi. İşte olay bu. Olay bu abicim. Keyif burada. Ne yapıyor lan? Thresh burada. Yapıştım buna. Gayet güzel ya. Tertemiz. Çok güzel komboydu. Kaçımın bir türlü
Bunu da almayalım, tamam, okey. Bunu bırakalım bari. Adamlar şu anda aşırı zayıf kaldı ya. Bir tek tamam. Ve bir tek yani Vayne kuvvetli. O da hiçbir şey yapamıyor o kadar şeyin üzerine. Şuraya bir görüş küresi atacağım. Hah, vay o civarlarda dolanıyordur muhtemelen diyecektim. Aşağı inebiliriz ya. Nereye gidiyoruz? 20 saniye ulti. Beklerim yani ben burada, çok sıkıntı olmaz. Birkaç arkadaş bulalım. Ha, yok yok yok. Vay'da bu civarda 3v2 kalma ihtimalimiz yüksek bir anda. Tutturabilseydim bunu bana. Neyi flash'ını attı. Vallahi ulti atmayı düşünmüştüm de. Vazgeçtim sonra. Şurada Veigar duruyor bak. Oraya şey yapmış. Ağacın yanında gizlenmiş çakal. Seo! Ah be. Orada çok kötü tep kaldım ya. Yok yok, iptal et, iptal et tepeyi bence. Etmeyeceğim. Oho! Helal lan. Hepsini mi alıyorsunuz? Çok iyi ya. Onu da mı? Yok, o yemedi. Bir çare oldu, orada kaldı. Riley bitti mi? Yok, bitmemiş. Ona tekerlek at, deli gibi hızlanacaksın, hayalet basarım. Burada eyvallah kardeş diye devam ediyor yolda. Nereye gidiyoruz? Takip ederse geliyorum da keseriz ya. Çok rahat keseriz o adamı. Aşırı rahat keseriz. Aynen, takip etmeyecek. Benimle oynasana. İkinci Q'yu fulleyeceğim. Bir W vermişim. Ne ara vermişim bilmiyorum. İkinci Q hasar yani. Adamlara tek atmaya oynuyor zaten. Şuraya bir çubuk atalım. Gayet güzel ama aynen çalamayacağız onu. Biraz daha yakında olsam bir şeyler yap. Aa, o ne lan? Yanlış kişi çıkmış adam. Valla Vayne'i kesmeye değer mi? Sonuna kadar değer. Çünkü Vayne'den başka şu an hedefi yok. Ne arkadaş? Al onu da. Gayet güzel. 3'te 5'i de gömdü. Kim geliyor? Singed mi? Keseriz ki. Benimle oynasın mı? Aa! Yem totemi. Gidecek mi? Yok, gitmiyor. Oo, çevre yolu ha? Alırım bir daha al. Ya arkadaş. Dalmayacaksan niye geliyorsun ya? Budur ya, temiz. Gayet güzel. Geri dönelim şimdi, Riley bitti. Riley'nin üstüne hatta bir tane daha can alabilirim. Kabiliyetlerde de yine %50 can aldım. Onu da göstereceğim abi. Maç bittiğinde göstereceğim kabiliyetleri. Bu arada can olarak onu almayacağım. Şöyle Bami'nin alevini alıp gün ateşi alacağım. Aynen. Bayağı pisliğin dibine vuracağız ya. Gün ateşi de büyü hasar vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam, değişmediyse daha doğrusu. Aynen, büyü hasar vuruyor. Gün ateşi bile yavaşlatacak yani adamları şu anda sanırım. Bakayım. Büyüler ve yetenekler. Yok.
Büyüler ve yetenekler diyor. Gün ateşi o zaman yavaşlatmayacak. Ama güzel miktarda, temiz miktarda hasar vereceğiz yani. Maviye bakalım. Var. Güzel, iki tip alalım şunu. Oo. Nereye gitti o ya? Aha burada. Giriyorum ben oraya. Gireyim mi? Girmeyeyim mi? Çok fazla minyon var etrafta ya. Tamam. Olan var ya. Trash çok güzel çektik ya. Bu sefer girecek herhalde. Aynen. Gir kardeş. Alırız yani bir dal. Gel. Sonunda girmeye şey yaptı adam. Cesaretlenebildi sonunda ya. O kadar damaş kastık. Bir vuramamıştık şimdi taşımda kadar. Aynen, ses efektleri harbi ya. Bayağı güzel bu kostümde. Ultisinde bir de onu da gösteririm. Kimseyi tutmayınca ağlayan yüz çıkıyor. Ultinin içine kimse girmemişse. Zorlamayalım değil mi ya? Ben örümcek adamlık yapmaya çalışacağım da. Öldüm galiba. Patlis ettiler. Veigar'ın hızı yüksek bayağı. Sığınak. Anam seni de mi kestiler? Ya. Oğlum seni oraya trash fırlattı sandım, dedim ne oluyor? Vallahi sıradaki eşya. Var mı bir eşya önerin Ergin? Ne dersin? Aa olabilir. Bak sendekinden alabilirim. Cehennem asası olabilir. Veigar güzel vuruyor bana. Yalnız şu anda minik bir satış gerçekleşiyor. Bir skor daha çıkarsa Vayne en azından. Yok. Baron almazlarsa iyi olabilir diyecektim de. Alacaklar muhtemelen Baron'u. Pembe totem alalım iki tane ya. Vayne bayağı sinir bozuyor. Alsınlar, sıkıntı yok ya. 3 ejderimiz var abi. 4. ejder yolda, onu da alacağız muhtemelen. Sıkıntı yok yani. Şöyle ormanı temizleyip ben en azından sıradaki ejdere seviye 16 olarak girmek istiyorum. Onu yapabilirsek hoş olur. Avcı potu bu arada gayet güzel bir seviyede sustain sağlıyor ya. Hayatta kalmamıza çok yardımcı. Ne oldu lan? Vayne mi öldü? Gayet iyi, bitirelim. Bayağı savaşabiliriz şu an yani adamlarla. Ya da isterseniz aşağıdan ittirelim. Lan ya, hayatımı özeti. Aynen, gün ateşi bu arada yavaşlatmıyor. Onu denedim mi de. Birkaç arkadaş bulun. Ne oluyor lan orada? Ölmedin mi lan? 20 can. Ne? Güzeldi ama. Güzeldi. Kimler yaşıyor? Neredeler? Mesela. Başka? Benimle oynasın mı? Oraya mı gitti? Oraya gittiyse yetişemeyiz muhtemelen de. Jandarmayı saldım. Ormana biri girerse gireceğiz ona. Grump keseyim o arada ya. Ne yapıyorsun lan? Nasıl tutmaz ya?
Orada kim var? Şuna vursana dayı bir tane. Çok güzel. Vayne'deyim. Şuna bir tane, iki tane vurun lan. Lan flash'ım varmış ya. Sıçrayı orada hiç dikkat etmedim. Son anda mı döndü, ne yaptı? Hiç dikkat etmedim cidden. Olduğunu bilsem daha iyi sanırım. Gayet güzel katliam. Ben buna bir çivili alıyorum ya. Aynen, çivili güzel gider. Vayne kardeşimiz patatesleri kendini kessin. O inhibitörden sonra isterseniz alt inhibitörü de açabilirsiniz. Minyon dayalı çünkü. Ortada minyon gelmek üzere, gelmemiş henüz de. Gerçi inhibitör çıplak lan ortada. Gayet güzel. Şöyle büyütücü basalım. Televizyon bile artı 18 şartı koyuyor. İş mi sizin bu yaptığınız diye. Kırmızı noktalı oy. Katliam üzerine katliam mı olacak? Spider-Man! 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 İşte bu be. Kimle oyu? Thrush'la Singed. Sıkıntı değil ya. İnç. İyi tamam, güzel. Minyonları kendi safımda tutarsam bence ben bunları kesmeyi başarabilirim. Ya Vayne gelmesin. Vayne olmuyor işte buraya. Vayne gelmeseydi çok güzel şeyler olacaktı orada. Vayne gelmeseydi çok güzel şeyler olacaktı. Daha ne kaçsın. Bir de maske alayım bari. Maske de çok güzel oluyor bu arada. Adamlar tower defense oynuyor şu an. 2 dakikaya baron var. Bu baron gömersek patates. Bu Yıldırım Efendisi'nin hükmü gerçekten bayağı güzel oluyor ya. Ammuya bu arada şey de denenebilir ama onda işte 18 tane en sola vermek gerekiyor. Ölüm ateşi dokunuşu denenebilir. Güzel de olur hatta. Birkaç tane böyle hasar odaklı kilit, neydi? Kilit değil, anahtar kabiliyet vardı. O kabiliyetler güzel oluyor işte. Orada... Ooo, Vayne patladı lan. Tek yedi adam. Helal lan. Vallahi ölmedi. Hatta kesti, çok güzel. 10 numara ya. Adamlar 5'e 2 oynuyor. 5-3 pardon. Cene'yi saymasa galiba orada öldü. Sırf onun için öldü orada. GG. Bu ulti basalım o zaman. Bak üzgün surat. Olay bu işte. Güzel oyundu ama ya. Güzel oyundu. Bir oyun sonu istatistiklerine bakalım isterseniz. Ondan önce Thrush kardeşimizi bir bloklayacağım hızlıca. Çünkü kendisi blokladık. Ateş etme olasılığı var adamın yani oyun sonunda. Senin ben ananı, bacını, karını, kızını, konaktaki bebeğini, ebeğini, nineni diye yardırabilir. Şaşırmam. Bir rapor edeceğim. Hakaret ve nefret söylemi uyguladı kendi üzerimde. Charlara verilen hasarda kaç vurmuşuz? 26.000. Güzel. Aslında 26.000 iyi bir değer. Ama Garaves ve Yasuo kardeşlerimiz hayvan gibi vurdukları için bizim hasar biraz küçük gözüküyor orada. 26.000 neyle aynı? Karşıdaki Vayne 27.000 vurmuş. Onunla hesaplayın siz işte. Vayne ile Veigar 27.000'er vurmuşlar. Onlara göre karşıdan bir onlar kadar vurmuşuz yani şampiyonlara. Güzel aslında hasar. Buradan aslında
Graves'i de reportlamak istiyorum. Çok fazla vurup benim hasarımı küçük gösterdikleri için ama yapmayacağım öyle bir şey. Timo kafası basacağım onlara, dur. Timo kafası ve Timo kafası. Dur. Hadi hadi herkese basayım ya. Ergün sana Timo kafası basmayacağım. Ne basayım? 3 bıçak basacağım sana. Evet gençler, her gün bir rol serimizin orman bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki her gün bir rol serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha, dur, çıkmayın, dur lan, çıkmayın, çıktınız mı? Umarım çıkmamışsınızdır. Çıkmayanlar için göstereyim. Unuttum sanmayın. Şu anda son salise de aklıma geldi. Kabiliyetler bu şekilde. Kabiliyetlerin mantığından da bahsedeyim hızlıca isterseniz. Tek hedefli büyüler ve tek hedefli saldırı ve büyüler iş yapıyor. Ama Ammon'un dediğim gibi bütün yetenekleri Q hariç alan olduğu için onu almadım. Çok bir işimize yaramayacaktı. Sadece düz vuruşlarımıza bir ilave hasar katacaktı. Gezgin aldım. Çatışma dışında daha çok hız. Bu da baskın atma potansiyelimizi artırır tabii. Daha çok dolanmış olacağız haritada. Rune etkinliği buffların süresini uzatıyor. Can değeri düşük olanları daha çok vurma. Şampiyon katletme ve asiste eksik canı doldurması işte. Zeka aldım. Bekleme süresinde azalma. Bir de Yıldırım Efendisi'nin hükmünü aldım. Azim. Ha azim. Azimle de şunları aldım. 5 saniyede artı 2 can. Kalın deri. Savaş yarası ve en önemlisi benim için Sezgi işte. Sihirdar büyülerinin bekleme süresini %15 azaltıyor. Bu da Sıçra ulti şeyini artırıyor. Potansiyelini artırıyor. Olay o. Rünlerde de merak ettiyseniz eğer rün sayfamda şu şekilde büyü direnci, zırh, büyü nüfuzu, cartuç, hatta şöyle göstereyim. Kırmızılar büyü nüfuzu, sarılar zırh, mavilerin 6 tanesi bekleme süresi, 3 tanesi büyü direnci, büyüklerde yetenek gücü şeklinde aldım. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz yeniden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Beynim yandı, evet şu an konuşamıyorum birazcık. Bir sonraki her gün bir rol serisinin bölüm... Tamam ben konuşmuyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.